الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم مسلمان الله kıymetli müminler, Allahu Azimüşşan okuduğum ayet-i ilahiyede evvela kendi zatını tanıtmaya başlıyor ve ondan sonra yaratılışın, hayatın, insan hayatının ve ondan sonra insandan başka bütün canlılar dediğimiz mahlukatın yaratılmış bulunan bir cümle mahlukatın yaratılış sebebini, gayesini, manasını beyan etmek üzere, açıklamak üzere bu mübarek ayet-i kerimede muazzam işaretler veriyor. Tebârekellezî biyedihil mülk. Hepimizin zaman zaman okuduğu, okuttuğu, dinlediği çeşitli sebeplerle, vesilelerle okumak suretiyle az çok tanımaya çalıştığımız, az çok bildiğimiz, tanıdığımız Mülk suresinin cemaat arasında, halk arasında Tebareke suresi diye daha çok tanınmış ama esas adı Mülk suresi. Suretül Mülk dediğimiz bu mübarek surede Rabbi Rahim-i Zülcelal evvela kendisini tanıtmakla başlıyor. Tebârekellezî biyedihil mülkü. Bütün mülkiyet, hakimiyet, kendi elinde bulunan Cenab-ı Hakk'ın şanı yücedir. Allah'ın şanı çok yücedir, çok uludur, çok büyüktür. Ve huve alâ külli şeyin kadir. O Allah-u Teala her şeye gözle görülen veya görülmeyen, akılla bilinen veya bilinmeyen her şeye kadir, kudreti sonsuz, kudreti sınırsız olan kadiri mutlaktır. Dedikten sonra اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ Asıl verilmek istenen mana ve mesaj buradan başlıyor. Kardeşler, müminler,
Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'in birinci derecede vazifesi ve gayesi her şeyden önce, herkesten önce Allah'ı tanıtmaktır. Allah-u Azimüşşan'ı tanıtmak. Demek ki Kur'an'ın birinci gayesi nedir diye sorulsa, Kur'an'ın birinci gayesi, ilk gayesi, en evvel Kur'an'ın maksadı, gayesi, amacı nedir diye sorulsa, vereceğimiz cevap Allah-u Teala'yı tanıtmaktır. Allah'ı tanıtmak. Yeryüzünde Kur'an'dan daha sağlam, Kur'an'dan daha tutarlı, Kur'an'dan daha isabetli Allah-u Teala'yı tanıtan kitap olamaz. O halde bir Müslümanın Allah'ı tanımasının, marifetullah dediğimiz Allah'ı hakkıyla tanımasının yegane çaresi Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı anlayabilmesidir. Kur'an anlaşılmadan, Kur'an anlaşılmadan, Kur'an anlatılmadan, Kur'an'ın manası ve muhtevası çözülmeden hakkıyla Allah'ı tanımış olduğumuzu söylememiz mümkün değildir. Ondan sonra Allah'tan sonra Kur'an-ı Kerim insanları tanıtıyor. İnsanı tanıtıyor. Ondan sonra hayatı tanıtıyor. Bakın ellezî halakal mevte vel hayate, hayat kelimesi var. Hayatı tanıtıyor. İnsanı tanıtıyor. Allah'ı tanıtıyor. Semavatı, gökleri, yeri, eşyayı, mahlukatı, bunların ne için yaratıldığını, ne maksatla var edildiklerini tanıtmaya çalışıyor. Demek ki yeryüzünde Rabbül Alemin'i tanımanın, insanı tanımanın, hayatı tanımanın yegane çaresi Kur'an'ı tanımaktır. Kur'an'ı bilmektir. Kur'an'ı bilmedikçe, Kur'an'ı tanımadıkça, Kur'an'ı anlamadıkça Allah'ı tanımak, insanı tanımak, hayatı tanımak, ebediyeti tanımak mümkün değildir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Allah öyle bir Allah'tır ki Celle Celaluhu, halaka, yarattı. Yaratmak olayı var. خَلَقَ الْمَوْتَ Ölüm denilen hadiseyi وَالْحَيَاتَ Hayat denen hadiseyi yarattı. Ölüm de bir gerçek, hayat da bir gerçek. Her an İçinde bulunduğumuz bir hadise. İkisini de yaratan, ikisini de ortaya koyan, bu kanunu koyan bizzat Cenab-ı Hak'tır. Ancak muhterem müminler, hayatı yaratan Cenab-ı Hak olduğuna göre İyi kötü her insanın bir hayatı var. Az çok her birimiz belli bir hayata sahibiz. Hayatımız var, yaşayışımız var, hayatın içinde yerimiz var. Hayatın içinde kendimize göre, durumumuza göre, ahvalimize göre, vaziyetimize göre hayatın içinde yerimiz var. Yeryüzüne gelen, hayata gelen her insan Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu mühlet kadar, müddet kadar hayatta kalacaktır. Yaşayacaktır. Bu gözle görülen bir hadisedir. Elle tutulan bir hadisedir. İnkarı mümkün değil. Hepimiz
Yeryüzünde yaşıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Allah'ın yarattığı nimetleri yiyoruz. Teneffüs ediyoruz. Ve bizlere takdir edilen ömür dediğimiz, ecel dediğimiz, hayat dediğimiz, hayati müddet dediğimiz kaç seneyse, ne kadarsa onu kullanıyoruz. Ancak burada mühim olan bir şey var. Niçin yaşıyoruz? Yani mutlaka hayatın içindeyiz, yaşıyoruz. Ama niçin yaşadığımız, yaşamamızın manası ne? Hayatta olmamızın gayesi ne? İşte Kur'an buraya son derece önem veriyor. Hayatımıza mana veren şey ne? Niçin insanız? Niçin yaşıyoruz? Niçin hayattayız? Niçin dünyadayız? Niçin eşyanın içindeyiz? Niçin Allah'a muhatabız? Niçin beşeri bir hayatın içerisindeyiz? Bunu her Müslümanın kendi nefsine sorması lazım. Niçin? Bu niçin kelimesi işte hayatımızın manasını tespit edecek. Hayatımıza bir anlam, bir mana verecek. Yoksa 60 sene, 70 sene gibi yeryüzünde yaşayıp bir takım maddeleri, gıda maddeleri, suyu, havayı, gıdayı tüketmek için gelmiş değiliz. İnsan öbür mahluklar gibi, hayvanlar gibi, çeşit çeşit mahlukat gibi yeryüzünde kendisine taksim edilen bir takım rızıkları, erzakı tüketmeye gelmiş olamaz. Tüketici değiliz. İnsan bir taraftan üreten, bir taraftan da tüketen bir varlık olamaz. Bir taraftan üreten, bir taraftan da tüketen, onun dışında bir gayesi olmayan bir varlık olamaz. Sadece yemekle, içmekle, gezmekle, dolaşmakla ve bunlardan ibaret bir hayatın sahibi olamaz. Yemek ve içmek hususu, havadan istifade etmek, sudan istifade etmek, Allah'ın yarattığı gıda maddelerinden, toprak mahsullerinden, deniz ürünlerinden istifade etmek, yeryüzündeki bütün canlı mahlukatın ortak karakteridir. Yemek ve içmek, acıktığın zaman yemek, susadığın zaman içmek, yorulduğun zaman yatıp uyumak, hemen hemen bütün canlı mahlukatın ortak sıfatıdır. Hayvanlar da acıktıkları zaman yerler. Hayvanlar da susadıkları zaman suyu ararlar. Hayvanlar da dinlenmek zorunda kalırlar. Bütün canlı mahlukatın ortak vasfıdır. Ortak sıfatıdır yaşamak, yemek, içmek, dinlenmek, dolaşmak, yorulmak, nefes alıp vermek. Ama insan hayatının gayesi, manası, davası, hedefi, amacı ne olmalıdır? İşte bütün mesele burada büyümleniyor, burada kilitleniyor, burası açılmadan, burası çözülmeden, burası anlatılmadan insan hayatının yeryüzündeki manası anlaşılamaz. Bugün dünyanın içine düştüğü kargaşanın, bugünkü dünyanın içinde bulunduğu sapıklıkların, çarpıklıkların, zulümlerin, terörün, anarşinin, isyanın, kavganın, belanın, musibetin, zulümlerin, ölümlerin, elemlerin temelinde işte bu husus yatıyor. Üzerinde durmamız gereken bu nokta, bu husus, bu mevzu oldukça önemlidir. İnşallah bugünkü dersimizde bu konuyu aklımızda kalacak şekilde fazla açılmadan, fazla dağıtmadan
fazla uzatmadan bu konuyu mümkün mertebe anlaşılır şekilde, anlatılır şekilde, aklımda kalacak şekilde toparlayabilirsek bugünkü dersimiz, sohbetimiz böylece Ezan-ı Muhammed'i okunana kadar inşallah devam etmiş olacak. Ve huve ala kulli şeyin kadir dedikten sonra ellezî halakal mevte vel hayate, hayatı da ölümü de, yani insanların hayata gelmesi ve hayattan gitmesi olayları bizzat Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla, kendi irademizle değil, kendi arzumuzla değil, kendi isteğimizle değil, kendi siparişimizle değil, bizi bu aleme getiren var, bu alemden alıp götüren var, istesek de kalamayız, istesek de olamayız, elimizde değil, gücümüzde değil, kudretimizde değil. İlahi kanunlar var, ilahi nizamlar var, ilahi yasalar var. Yeryüzüne geldiğimiz zaman her şey hazırlanmış durumdaydı, ayarlanmış durumdaydı, planlanmış durumdaydı. Ana rahminden dünyaya gelir gelmez, ana rahminden dünyaya çıkar çıkmaz, üzerimizdeki organlara göre bütün nimetler planlanmış, ayarlanmış, hesaplanmış durumdaydı. Ana rahminde o yavruya, o çocuğa, o cenine, o bebeğe akciğer takan Allah, biliyorsunuz akciğer diye bir şey var, akciğer diyoruz, o yavrunun vücuduna, iç alemine, iç organ dediğimiz akciğerleri takan Allah, o çocuk dünyaya gelir gelmez oksijeni hazır buluyor. Eğer o yavrunun içine akciğerleri Cenab-ı Hak verseydi de dünyaya geldiği zaman oksijeni, havayı hazır bulamamış olsaydı o yavru anında ölürdü. Demek ki muazzam bir ayarlama var. Muazzam bir planlama var. Kim o yavruya akciğer taktıysa yeryüzünde oksijeni de hazırlayan o. Muazzam bir denkleşme var, ayarlama var, bir tenasüp var, bir uygunluk var. Tezat yok, çelişki yok, yanlışlık yok. Ana rahminde insanlara iki tane göz, göz dediğimiz iki tane organ takan Allah, yeryüzüne geldikten sonra güneşin ışığıyla karşı karşıya geliyor. Eğer ana rahminde insanlara göz takılsaydı da dünyada güneş olmasaydı, siz söyleyin o gözün bir anlamı, bir manası kalır mıydı? Demek ki gözü yaratan kimse güneşi yaratan da olur. Akciğeri yaratan kimse oksijeni yaratan da olur. Yani dünya ile insan arasında, evrenle insan arasında muazzam bir münasebet var. Bir bağlılık var, bir ahenk var, bir düzgünlük var, bir bağlılık var. Bizzat Cenab-ı Hak hazırlıyor, yaratıyor, planlıyor. Dünyaya gelir gelmez her şeyimiz hazır hale geliyor. Yeryüzüne gelen çocuk oksijeni böyle hazır bulduğu gibi rızkını da hazır buluyor. Anasının göğsünde daha evvel o kadın hamileyken, o çocuğa hamileyken, o kadının göğsünde bir damla süt yokken, doğuma yakın, o çocuk doğduktan sonra annesinin göğsünde iki tane süt çeşmesi kaynamaya başlıyor mu, başlamıyor mu? Süt de hazır oluyor. Bir uygunluk var, bir ahenk var, bir düzgünlük var. Bir çelişki yok, yanlışlık yok. O yavru dünyaya gelir gelmez annesinin göğsünde süt hazırlanmış oluyor. Muazzam bir münasebet var. Demek ki bir kudret bizi hayata getiriyor. Bir kudret bizi hayata hazırlıyor.
Onun dışında bizim bir bizim arzumuz da olmuyor, isteğimiz de olmuyor. Bizim kendi siparişimiz de olmuyor. Bizim irademiz de olmuyor. İstesek de istemesek de böyle oluyor. İşte bunu fark etmek lazım. Sapıklığın temelinde bu var. Yanlışlığın temelinde bu var. Cahilliğin temelinde bu var. Katil olmanın, gafil olmanın, cahil olmanın temelinde bu var. Yeryüzüne nasıl geldiğini, niçin geldiğini adam düşünmüyor. Niçin yaşadığını, niçin insani bir hayata sahip olduğunu adam düşünmüyor. Eğitilmemiş, okutulmamış, öğretilmemiş, Kur'an'dan habersiz, İslam'dan habersiz, Allah'tan habersiz, Muhammed Mustafa'dan habersiz yetişmiş. Hayata mana veremiyor, yemek içmeye mana veremiyor, güneşe mana veremiyor, aya mana veremiyor, toprağa mana veremiyor, yeryüzüne bir mana veremiyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ Hepimiz Allah'ın koyduğu kanunlara mahkumuz. Hepimiz Allah'ın koyduğu esaslara adeta bağlıyız, bağımlıyız. Ayrı düşünmek, çözülmek, ayrı kalmak mümkün değil. Havasız yaşayamazsınız. Yeryüzünde en sağlıklı bir adam, en sağlıklı akciğer dediğimiz organa sahip olan bir adam, havasız kaldığı zaman en fazla 6 dakika yaşama şansına sahip. Ondan sonra ölüyor. Ölmemek mümkün değil. Elimizde değil. İlahi kanunun pençesi altındayız. Özgür olmamız, irade sahibi olmamız, hayata gelmemizi ve hayattan gitmemizi engellemiyor. Elimizde fazla bir şey yok. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Hesaplı olmak lazım. Ayarlı olmak lazım. İyi düşünmek lazım. İşte şimdi hayatın manası. İnsan hayatının ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini ayetin devamından öğreneceğiz. Yeryüzündeki bütün mahlukatın, yaratılmış bulunan bütün varlıkların, mahlukların içinde insanın yeri ayrı. İnsandan daha önemli, daha değerli, daha duyarlı, daha şerefli, daha kıdemli, daha muhterem, daha mükemmel, daha muhteşem bir varlık yok. Bütün dünya bunu kabul ediyor. İnsandan daha önemli varlık bulamazsınız. İnsandan daha değerli varlık bulamazsınız. Allah'tan sonra yeryüzünün en kıymetli, en cevherli, en değerli, en duyarlı, en tutarlı, en dengeli, en güzelli, en müstesna varlığı insandır. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي يَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Allah-u Teala buyuruyor ki ben insandan daha mükemmel varlık yaratmadım. İnsandan daha üstün, insandan daha dengeli, düzenli, planlı, ayarlı, hesaplı, biçimli, hiçbir şey yaratmadım. Peki, sormazlar mı adama? İnsan kendi nefsine sormaz mı? Madem ki Allah insanı bu kadar değerli, bu kadar önemli, bu kadar duyarlı, bu kadar akıllı, bu kadar fikirli, iradeli, azimli, dikkatli, hesaplı yaratmış olduğuna göre bu insanın yeryüzündeki gayesi ne olmalı? Bu kadar önemli bir varlık gayesiz yaratılmış olabilir mi? Manasız yaratılmış olabilir mi? Bütün bu sualler her Müslümanın kafasında, beyninde, iç aleminde mutlaka dalgalanması lazım. Cenab-ı Hak bunu şöyle ifade ediyor. اَذَا حَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Şu ayet-i kerimedeki güzelliğe bakın.
اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا Ey insanlar! Sizi başıboş olarak gayesiz, manasız, davasız, amaçsız, hedefsiz, hiçbir gayesi olmayan bir maksat için yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Böyle bir sanla düşmeyin. Böyle bir ihtimale düşmeyin. İnsan gayesiz olamaz. İnsan davasız olamaz. Abes yere, gayesiz yere, boş yere yaratılmış olamaz. Yaratılışının çok üstün bir gayesi var. Çok mükemmel bir maksadı var. Yeryüzündeki bütün hayat sistemleri, yeryüzündeki bütün eğitimler, yeryüzündeki bütün üretimler, tüketimler bu gayenin üzerine bina edilmesi lazım. Hiç Cenab-ı Hak bu kadar kıymetli dediği, önem verdiği, kıymet verdiği, bu kadar şeref verdiği, akıl verdiği, şuur verdiği bir insanı hiç mümkün müdür ki gayesiz yaratsın, manasız yaratsın? Kardeşler, bu noktaya çok ağırlık vermemiz lazım. Hiç mümkün müdür ki insanlar başıboş olsun? Hiç mümkün müdür ki insanlar hesaba çekilmesin? Hayatının hesabı sorulmasın? Hiç mümkün mü? Hiç mümkün müdür ki Allah bizim hayatımıza karışmasın? Hiç mümkün müdür ki yaşayışımıza Allah müdahale etmesin? Hiç mümkün müdür ki hayatımıza, yaşayışımıza, dünyamıza Allah karışmış olmasın? Hiç mümkün mü? Hocam bunu niçin söylüyorsun? Şimdi bir sürü insanlar çıkmış ortaya. Okumuş insanlar, eğitim görmüş insanlar güya, profesör olmuşlar, doçent olmuşlar, asistan olmuşlar, doktor olmuşlar, mühendis olmuşlar, gazeteci olmuşlar, yorumcu olmuşlar, araştırmacı, yazar olmuşlar. Ne diyorlar? Efendim, Allah bizim hayatımıza karışmaz diyorlar. Yaşayışımıza, nasıl evleneceğimize, hangi kadınlarla ilişkide bulunacağımıza, hangi gıda maddelerini yiyeceğimize, hangilerini yemeyeceğimize, Allah karışmaması lazım. Allah'ın ne işi var böyle şeylere karışsın diyorlar. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyorlar. Din işleri ayrı, dünya, dini dünyaya karıştırmayın. Allah'ı bu işlere karıştırmayın. Allah karışmaz, Allah müdahale etmez, Allah bir şeye sormaz. Bu düşünceler çok fena yayılıyor. Çok fena yayılıyor. İşte bunların açıklanması lazım. Bunların ayıklanması lazım. İslam'ın itikadi esaslarının bilinmesi lazım. Bunlar bilinmeden Müslüman olunmaz. Hani halkın arasında, cemaatimizin arasında bir söz var. Kim kelime-i şehadeti getirirse, kim kelime-i şehadeti söylerse o Müslümandır diyorlar. Vallahi yanlıştır. Kelime-i şehadeti söylemek bir kişiyi Müslüman yapmaz. Ya kelime-i şehadetteki o kelimelerin manasını kalben tasdik etmek bir insanı Müslüman yapar. Kelimeyi söylemek, mücerred kelimenin söylenmesi Müslüman olmaya yetmez. Ne maneye geldi? La ilahe illallah diyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Bu kelimelerin manası, maksadı, muradı, delaleti...